Ya idare edince şey yapalım. O zaman o lafı yapalım. Gün geçmiyor ki acılarımız çoğalmasın. 1994 yılında Ankara'da gözaltına alınıp kaybedilen Kenan Bilgin'in ağabeyi İsmail Bilgin'i geçtiğimiz hafta kaybettik. Bu meydan birer birer azalıyor ama azaldığı kadar da çoğalıyor. İnsan hakları savunucuları ve bizim ardımızdan gelen yeni nesil bu alanı çoğaltacak. İsmail Bilgin'in ailesine cumartesi annelerinin nezdinde başsağlığı diliyoruz. Kenan Bilgin'i aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ali Kırlangıç'ın akıbeti açıklansın. 729 haftadır devleti yönetenlere ve kamuoyuna sesleniyoruz. Gözaltında kayıp iddiasında bulunan kişiler şikayet ve taleplerini yetkili makamlara ve kamuoyuna iletme hakkına sahiptir. Devlet, kayıp yakınlarının talep ve şikayetlerini iletmeleri sırasında meydana gelebilecek kötü muamele, korkutma, tehdit ve diğer müdahalelerin engellenmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Türkiye'de devlet, kayıp yakınlarının şikayetlerini derhal ve titizlikle araştırılmasını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi, kayıp yakınlarının şikayetlerini duyurma hakkını da 30 haftadır engellemektedir. Bizim adalet talebimize kulaklarını tıkayan savcılar, kayıp yakınlarının acılarını paylaşan, hakikat ve adalet taleplerine kayıtsız kalmayan kişilere de suç yaratma çabasındadır. Meşru adalet arayışımızı kriminalize etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Uluslararası hukuka göre gözaltında kaybetme insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve hiçbir koşulda hoş görülemez. Her devlet bu suçu önleme ve gerçekleşmesi halinde suçu ciddiyetine uygun bir biçimde cezalandırmakla yükümlüdür. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmesini istemek suç değil, hakkımızdır. Suç olan kaybedenleri korumak, onları hukukun üstünde tutarak cezasız bırakmaktır. 729. haftamızda gözaltında kaybedilişinin 26. yılında Ali Kırlangıçlı'nın akıbeti açıklansın diyerek buluştuk. Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Ali Kırlangıçlı 12 Eylül askeri darbesinin ardından 2 Ekim 1980 tarihinde tutuklandı. İstanbul'da askeri mahkemede yargılandı ve siyasi bir kararla idama mahkum edildi. 28 Mayıs 1990 tarihinde Bayrampaşa Kapalı Cezaevinden 4 kişiyle birlikte firar edip yurt dışına çıktı. 1993 yılının başında Türkiye'ye döndü. Mart 1993 tarihinde İstanbul, Kartal, Esentepe'de bir eve yapılan polis baskınında sağ yakalanabilecek 5 kişi taranarak öldürüldü. Aynı operasyon kapsamında polisler Fatih'te bulunan bir eve de baskın yaparak evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Ali Kırlangıçlı 7 Mart 1993 tarihinde saat 11'e doğru İstanbul Fatih'teki bu eve gitti. Gittiği eve gece polis baskını yapıldığından ve halen evde kurulu olan polis karakolundan habersizdi. Bu tarihten sonra Ali Kırlangıçlı'dan bir daha haber alınamadı. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin gözaltı kaydı yapıldı.
Ancak Ali Kırlangıçlı'nın gözaltı kaydı yapılmadı ve gözaltına alındığı reddedildi. Yakın akrabaları olan avukat Kemal Kırlangıç aile adına girişimlerde bulunduysa da herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Olaydan 17 yıl sonra dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Hanifi Avcan'ın Haliç'teki Simonlar adlı kitabı yayınlandı. Kitapta anlattıklarından 6 Mart 1993 tarihinde İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleşen operasyonları planlayan kişinin kendisi olduğu anlaşıldı. Avcı kitabında Kartal Esenkipe'deki ev baskınında 6 kişinin öldürüldüğünü yazdı. Oysa tüm resmi belgelerde bu evde öldürülenlerin 5 kişi olduğu yazılıydı. Kitapta öldürüldüğü söylenen 6. kişi aynı operasyon kapsamında Fatih'te karakol kurulan eve giden Ali Kırlangıçlı mıydı? Sorumuz cevapsız kaldı. Ali Kırlangıçlı'nın akıbetinin açığa çıkarılmasını, sorumlu olanların belirlenmesini ve cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir soruşturma başlatılması için savcıları göreve çağırıyorum. Kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Buraya Ali Kırlangıçlı'nın ağabeyi gelecekti. Ancak rahatsızlığından dolayı gelemedi. Sizlerden çok çok özür diledi. Onun yazdığı mektubu kendileri adına ben okuyacağım. Ben İbrahim Kırlangıçlı. 7 Mart 1993 tarihinde gözaltında kaybedilen ve bugüne kadar hiçbir haberini alamadığımız Ali Kırlangıçlı'nın abisiyim. Buraya gelen hepinizi ve cumartesi annelerini saygıyla selamlıyorum. Ali Kırlangıçlı 10 Ocak 1960 tarihinde Malatya merkezde doğdu. İlk ve ortaokulu Malatya'da okuyan kardeşim liseyi Gümüşhane Öğretmen Lisesi'nde bitirdi. 1977 yılında Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğrenimine başladı. Kardeşim Ali üniversite 4. sınıfta okurken 12 Eylül Cuntası döneminde 2 Ekim 1980 tarihinde gözaltına alındı. Bursa Emniyetinde 45 gün işkenceli sorgudan sonra tutuklandı, yargılandı. Tutukluluğu döneminde ilk önce Gölcük Askeri Konca Cezaevinde, daha sonraları da Davutpaşa, Metris, Samancılar ve Bayrampaşa cezaevlerinde siyasi tutuklu olarak yattı. 28 Mayıs 1990 tarihinde 5 kişi olarak Bayrampaşa kapalı cezaevinden firar ettiler. Firar ettikten sonra yurt dışına çıkan Ali Kırlangıçlı ülkeye döndükten kısa bir süre sonra 6 Mart 1993 tarihli polis operasyonu doğrultusunda 7 Mart 1993 günü saat 11 sıralarında Fatih'te gözaltına alındığı bilinmektedir. Kardeşim Ali Kırlangıçlı gözaltına alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ali'nin gözaltına alındığını kayıtlara geçirmedi ve bizleri bilgilendirmedi. Gözaltına alındığı haberini duyar duymaz avukatı Kemal Kırlangıç tarafından bu durum soruşturulmasına rağmen hiçbir bilgi verilmedi, gözaltına alındığı bile kabul edilmedi. Kardeşim Ali Kırlangıçlı'nın gözaltına alınması ile ilgili tüm girişimlerimiz boşa çıkarıldı. Tam 26 yıldan bu yana kardeşimin durumu ile ilgili olarak içimiz kaygılarla doludur. Ali Kırlangıçlı'nın gözaltına alınmasından sonra ne yapıldığı bizlere açıklanmak zorundadır. O günden bu yana kendisinin ölü mü, canlı mı olduğu konusunda hiçbir haber alamadık. Tam 26 yıl oldu. Peki kardeşime ne oldu? Kimi kimden sorayım? Ne ölüsünden, ne dirisinden haber alamadığımız kardeşim Ali'yi kimlere sorayım? Çalmadık kapı kalmadı ama cevap yok. Aradan 26 yıl geçmiş olsa da hala içimizde bir yerlerde Ali sağ olabilir umudumuz yaşamaktadır. Kardeşim Ali, devrim mücadelesinin isimsiz kahramanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bir mezar taşı bile olmayan kardeşim Ali'nin ismini ve siyasi kimliğini hiç kimse yok edemeyecektir.
Kardeşim Ali, değerimizi onuru ve kişiliğiyle ölümsüzleşmiştir. Aramızdan ayrılan tüm gözaltında kayıplar gibi onların hepsi insan güzeliydiler. 26. yılında andığımız kardeşim Ali Kırlangıçlı ve diğer gözaltında kayıplar için buraya gelen hepinize ve özellikle cumartesi annelerine minnettarım.